Merhaba arkadaşlar, ben Ali Osman, kanalından yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere ofis çalışanlarının çok işine yarayacak bir uygulama tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Bu sadece ofis çalışanlarını sınırlamayalım. Sadece ofis çalışanlarıyla alakalı değil. Okuldaki öğrenciler olsun, işte öğretmenler olsun, ofis çalışanlar olsun veya bir belgenin arşivlemesini yapmayı seven veya tutmak isteyen veya arşivciler olsun. Çok güzel bir programın tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Programımızın ismi Cam Scanner Pro. Cam Scanner arkadaşlar, telefon kamerasını kullanarak herhangi bir belgeyi çok iyi derecede tarama yapabilen bir uygulama arkadaşlar. Bildiğiniz üzere zaten ofiste çalışanlar bilir, herhangi bir belgeyi tarama yapıp mail yoluyla veya da farklı bir platform üzerinden kişilere veya kişiye gönderme yapıyorsunuz ve gün içerisinde bunu ondan fazla yapan çalışanlar da vardır. Her seferinde yazıcının kapağını aç veya işte yazıcının üzerine kağıtları koy, onları belirli bir yere tara veya faksta gibisinden birçok kez bu işi, yani bu deneyimi gerçekleştirmişsinizdir ofis içerisinde, okulda veya farklı bir yerde veya özel evinizde olsun. Biz de bunlara hiç gerek kalmadan sadece, yani çalışma masanız çok temiz olmasına bile gerek yok arkadaşlar. Ne olursa olsun, bir belgeyi veya herhangi bir kimlik fotokopisi olsun, herhangi bir belgeyi nasıl kolay bir şekilde Android cihazlarda veya iOS cihazlarda da bu mevcut arkadaşlar. Nasıl bir belgeyi nasıl düzgün bir şekilde tarayıcının çok net bir şekilde taradığı bir şekilde Android cihazı üzerinden nasıl tarayacağımızı göstereceğiz arkadaşlar. Öncelikle şunu belirteyim. Cam Scanner Google Play'de zaten ücretsiz. Ancak bazı kısıtlamalar da mevcut. İşte diyelim ki mail yoluyla paylaşım veya işte JPEG ve PDF'den daha farklı formatlarda kayıt gibisinden bazı kısıtlamalar yapıyor. Ben de hem video içerisinde Cam Scanner uygulamasının tanıtımını yapayım dedim. Hem de Cam Scanner uygulamasının full versiyonunu nasıl yükleyeceğimizi göstereceğiz arkadaşlar. Öncelikle burada görüyorsunuz Cam Scanner var. Burada da Cam Scanner full versiyon var arkadaşlar. Şimdi bunların iki tanesi burada durması normal değil. Bunu öncelikle ben daha yeni yüklediğimden dolayı öncelikle Cam Scanner'a da girebilirsiniz ama Cam Scanner full versiyona girmenizi tavsiye ederim. Çünkü orada bir bildirim gelecek. Bu bildirim sayesinde Cam Scanner full versiyon ikonu ortadan kaybolacak. Yani gizleyeceksiniz o sadece lisans arkadaşlar. Bu bir uygulama değil. Bu Cam Scanner'ı full bir şekilde, profesyonel bir şekilde kullanabilmeniz için lisans. Lisansı da Black Mart'tan veya farklı platformlardan yine edinebilirsiniz. Ama ben tek pakette video altına sizler için bir link oluşturdum. Ve video altındaki linkten ulaşarak kendi cihazlarınızda kurabilirsiniz arkadaşlar. Şunu da belirtelim. Birçok arkadaştan veya indiren kişilerden, kullanmak isteyen kişilerden şu şekilde yorumlar geliyor. İşte abi benimki indirdim ama dosya bozuk diyor. Dosya bozuk değil arkadaşlar. WinRAR ile sıkıştırılmış olduğundan dolayı ve WinRAR sıkıştırıldıktan sonra herhangi bir benim upload ettiğim paylaşımı kimse benim adımdaki paylaşımı alıp başka kendi adlarına göre paylaşmasın diye şifreledim. Yani bu bir benim önlemim. Şimdi kalkıp ben yüzlerce dosyayı upload ettikten sonra birisi kalkıp o dosya benim, ben size vereyim gibisinden paylaşırsa yaptığım işin bir anlamı kalmaz. Yani emeğim boşa gider. Onun için ben hepsini, tüm oyun uygulama programların hepsini WinRAR ile sıkıştırıp daha sonra şifreliyorum arkadaşlar. Zaten video altlarında indirme linklerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca video altlarında WinRAR şifresi de mevcut. Bu WinRAR şifresini alarak da bilgisayar veya Android cihazınızda bir WinRAR uygulaması varsa zaten kanalımızda da mevcut. Z Archive Pro diye bir uygulama da attık arkadaşlar. O da Pro versiyonu. O da Android cihazlar içerisindeki sıkıştırılmış zip veya RAR dosyalarını açan bir uygulama. Profesyonel şekilde de kullanabileceğiniz bir uygulama arkadaşlar. Yani bu şekilde bu uygulama çalışmıyor demeyin. Çünkü bunlar WinRAR ile sıkıştırılmış olduğundan dolayı açılmıyor. Açamıyorsunuz. Ondan dolayı açamıyorsunuz. Başka bir sebebi yok arkadaşlar. Neyse, konuyu dağıtmayalım.
Buradan daha önce diyelim ki indirdiğiniz bir yer var. Burada diyelim ki var iki tane gördüğünüz gibi arkadaşlar Cam Skinner 4 Skinner APK var. Cam Skinner Full Cam Skinner APK var. Şimdi öncelikle birincisi bunu yüklemenizi gerekiyor. Pardon. Öncelikle full versiyonu yüklemeniz gerekiyor. Daha sonra bunu yüklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü veya bunun tam tersini de yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde ters tepki yapmıyor. Yani bu OBB'yi önce yükle, daha sonra da uygulamayı yükle gibisinden çalışan bir sistemle çalışmıyor. Yani bunların istediğiniz herhangi birini önce veya sonra yükleyerek uygulamayı full bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim uygulamanın çalışmasına. Cam Skinner normal Google Play'deki uygulamayı yükledik. Bir de Cam Skinner full versiyon uygulamasını yükledik arkadaşlar. Cam Skinner full versiyon uygulamasına giriş yaptık. Burada size iki tane seçenek veriyor. Oturum aç veya kayıt ol. Üçüncü seçenek de var. Bunu çok altta bir yere koymuş. Siz görmeyin diye şuraya gördüğünüz gibi. Burada şimdi kullan seçeneği var. Burada ilk başta açılan bir pencere var arkadaşlar. Cam Skinner uygulaması cihazınızdaki fotoğrafları, medyaya ve dosyalara erişme izni veresin mi? Bunu erişme izni vermeniz gerekiyor. Çünkü herhangi bir belgeye ulaşamaz. Bu galerideki resimlerinizi bile HD kalitesinde çıkartabiliyor. Tabii çıkartabilmesi için bir tane yazıcı veya ona benzer bir cihaz, ekstra cihaza ihtiyacınız var. Ayrıca kameranızda kullanabilmesi için bu izne ihtiyacı var arkadaşlar uygulamanın. Biz de izin ver diyoruz. Ekran yeni paylaşım tespit edildi. Ayarlarını değiştirmek için geç bunu. Ayarlara git diyor. Bakın. Tebrikler. Tam sürüme geçtiniz. İkinci çıkan ünlem herkeste çıkmaz arkadaşlar. Çünkü ben şu anda ekran kayıt yaptığımdan dolayı öyle bir şey çıktı. Bu üçüncü ekran. Üçüncü ekranda tebrikler. Tam sürüme geçtiniz. Diğer Cam Skinner simgesini ayarlar hakkında bölümünden masa üstünden gizleyebilirsiniz diyor. Ayarlara gidiyoruz. Burada gördüğünüz gibi Cam Skinner simgeyi gizde var. Gizledikten sonra çıkıyor. Çıktıktan sonra gördüğünüz gibi sadece Cam Skinner Google Play'den verilen ücretsiz sürümü, yani ücretsiz sürüm uygulaması kalıyor. Ama şu anda ücretsiz sürüm uygulaması değil. Yani bir light veya demo versiyon değil arkadaşlar. Şu anda uygulamamız tamamen full oldu. Şimdi bunu da tabii istiyorsanız ofis gibi diye bir klasör oluşturup içine taşıyabilirsiniz. Sizin seçiminize bağlı bu. Şimdi gelelim. Öncelikle ben tabii biraz masamı toplayayım. Masayı toplamadım. Çok karışık bir masa. Evet, kötü örnekleri ortadan kaldıralım. Tamam. Şimdi arkadaşlar, uygulamamıza giriş yapalım. Neredeydi? Evet, ofis içerisine attık. Cam Skinner uygulamasına giriş yaptık. Burada belge kaydetmek ve düzenlemek için lütfen Cam Skinner cihazınızı depolamasına erişimi için izin verin. Ayarlar uygulamalar Cam Skinner izin depolama. Buna gerek yok. Biz zaten izin verdik ama ayarlara gidebilirsiniz yine arkadaşlar. Burada izinler var. Burada işte kameraya erişsin. Bunu geç. Ha, şu anda kamera şey yaptığı için pardon. Kayıt yerine erişsin diyeceğim ama bu benimkinde şu anda kayıt yaptığından dolayı. Bakalım yine de gidelim de. Evet. Bak şurada benim uygulama olduğundan dolayı arkadaşlar bunları açamıyorum ama herhangi bir sorun yok. Şu anda kaydetmesem de olur. Yani cihazıma. Daha sonra onları aktif edebilirim. Yani bu gibi sorun sizinkinde gerçekleşmez. Çünkü o anda uygulamayı kullandığınızda cihazınızda herhangi bir ekran kayıt programıyla bunu kayıt yapıyorsanız bu şekilde bir sorun ortaya çıkıyor arkadaşlar. Taramaya başla diyoruz. Şu anda evet. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ben videoyu duraklatayım. Daha sonra videoyla devam edelim. Şu anda uygulama içerisine giriş yaptık arkadaşlar. Video kaydını duraklattık. Duraklattıktan sonra izinlerimizi gerçekleştirdik ve uygulama içerisine yeniden giriş yaptık. Kameraya basıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi benim şu an masamın üstü arkadaşlar. Ben burada herhangi bir belgeyi kopyalayacağım. Mesela örnek verecek olursak şu şekilde bir belgemiz var diyelim bizim.
ve ben bunu dikey olarak çekmek istiyorum. Tabii biraz belge kırışık olduğundan dolayı. Şimdi herhangi bir konuma gerek yok. Yani buradaki arkada ekran, alttaki klavye, masanın düzeni, buradaki kağıdın masadan taşması veya bunlar hiçbir şekilde önemli değil. Önemli olan sadece şu anda görünüyor. Yani benim kafam, burada kafa, gölge yapıyor. Gölge yaptığından dolayı bu biraz farklılık gösterebilir. Bunu biraz geriye çekin arkadaşlar. Yani kağıdın üzerinde herhangi bir gölge olmasın. Yaptıktan sonra bunu çek diyoruz. Çektikten sonra belgeyi bu otomatik seçecek. Veya seçmezse siz bunu otomatikmen seçebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde. Şuradan şöyle ucunu alalım. Şuradan biraz daha yukarı. Buradan aşağı yapalım. Şuradan biraz daha aşağı yapalım diyeceğim. Evet. Bu kadar iyi. Biraz daha yukarı yapalım. Tamam. Şuradaki tik var. Onay tiki. Onaylıyoruz. Ve belgemiz tamamen yukarı doğru çıkıyor. Şimdi bizim şartlarımız bu masa üstünde yaptığımız bir şey. İkincisi uzaktan yaptığımız bir şey. Arkadan ışık vurduğundan dolayı arkadaşlar. Üçüncüsü kağıt çok karışık. Karışık olduğundan dolayı bu şekilde çıkartıyor. Tabii ama siz yine bakalım şu şekilde yapalım. Gölge de olsun. Umarım bir şey olmaz ama bakalım. Yere git. Görüntüyü silmek istemiyorum. Discard diyerek silelim görüntüyü. Şu şekilde deneyelim ve gölge olsun. Gölgeye de pek şey olmuyor zaten. Gördüğünüz gibi belgeyi otomatik bir şekilde çekti. Yani arkasındaki masa, klavye, ekran veya benim dizim veya masanın alt bölümü gibisinden yerleri almıyor. Almadığından dolayı da arkadaşlar belgeyi sağlam bir şekilde çıkartıyor. Tabii şu şekilde küçük ayrıntılarda dikkat edebilirsiniz ama programın tuttuğu gibi bırakmanızı tavsiye ederim. Çünkü şu kısımda soldaki ortadaki noktada biraz daha siyahlık var. Kağıdın buruşuk olduğundan kaynaklanan bir siyahlık. Bundan dolayı da düzgün bir şekilde çıkarmayacak. Gördüğünüz gibi belgeyi üstüne üstlük siyah beyaz bir şekilde tarayıcıdan taratmışsınız gibi çıkartabiliyor. Ayrıca diğer efektleri de var. Kağıt renklerini veya efektlerini de değiştirerek kağıdı farklı bir şekilde de kaydedebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan onay tuşuna bastık. Bastıktan sonra burada diyor ki ne? PDF, Open PDF ön izleme paylaşımı vs diyor. Tamam. Burada şu anda PDF olarak kaydettik. Tamam. Bunu başka bir şeyde de kaydedebiliyorsunuz. İşte Adobe Acrobat var bende. Drive PDF görüntüleyici. Yok pardon özür dilerim. Bu açmaydı. Özür dilerim arkadaşlar. Şimdi var olan çektiğiniz fotoğrafı JPEG veya PDF olarak kaydedebiliyor. Tabi cihazınızda JPEG açmak için galeriyi kullanıyor malumunuz ama PDF de açmak için burada cihazınızda şu konuma tıklarsanız işte Home Office S Viewer bu Samsung'un sağladığı bir uygulama. PDF Viewer bu da Dropbox'un sağladığı bulut deposundan sağladığı bir uygulama. Drive PDF görüntüleyici. Bu da Google Drive'in PDF görüntüleyicisi arkadaşlar. Bir de Samsung Print Service var. Bu da Samsung cihazlarda bulunan bir özellik. Bir de Adobe Acrobat var arkadaşlar. Adobe Acrobat'ı da Google Play'den ücretsiz bir şekilde yükleyebilirsiniz. Onunla da cihazınızdaki diğer PDF belgelerini veya bu cam scanner'la çektiğiniz PDF belgelerini görüntüleyebilirsiniz. Şimdi buradaki belgenin üzerine basılı tuttuğunuz zaman sağ üst köşede gördüğünüz gibi tik işareti oldu. Burada bunu paylaşabiliyorsunuz. Paylaş dediğiniz zaman PDF veya JPEG olarak gönder. Gördüğünüz gibi PDF ve JPEG olarak gönderdiği zaman karşı tarafa gidecek megabayt boyutu farklılık gösterebiliyor arkadaşlar. PDF 0,12 MB, görüntü ise JPEG formatında 0,11 MB. Yani belge düzgün bir şekilde çekildiyse veya evrak düzgün bir şekilde çekildiyse bu kimlik fotokopisi olur, ehliyet olabilir veya ne çekmek istiyorsanız. PDF ile gönderirseniz 12, 0,12 MB. Ama şu var ki arkadaşlar, JPEG her yerde kullanılamaz. Yani JPEG'i kullanabilmeniz için öyle direkt matbaa veya gazete veya o tarz iş yerlerinde JPEG kullanılır. Ama PDF her türlü iş yerinde kullanılır. Onun için PDF'i sürekli olarak ben tercih ediyorum. Çünkü ofis ortamında PDF'i Word'a çevirebiliyoruz, bunu yazdırabiliyoruz, PDF'i editleyebiliyoruz veya sürekli olarak kurumsal yazışmalarda
veya iş yazışmalarında ekle de genellikle PDF olur arkadaşlar. Dedikten sonra galeriye kaydet var, taşı var, sil var ve daha fazlası var arkadaşlar. Daha fazlası kopyala, yükle, yazdırma, fakslama. Ayrıca cihazınız herhangi bir Wi-Fi uyumlu bir yazıcıya bağlıysa arkadaşlar buradan yazdırabiliyorsunuz da. Geriye gittik. Buradan direkt bir yukarıda gördüğünüz gibi paylaş butonu var. Paylaş butonundan şunu da gösterelim. Görüntü diyelim ki. Görüntü yaptığınız zaman arka planda sizin paylaşmak istediğiniz platformları gösteriyor. İşte Facebook var, Messenger var, WhatsApp var. Cam Scanner içerisinde yazdırma var. Yani herhangi bir cihaza bağladığınız zaman Google Plus'ta gönderebilirsiniz, e-posta gönderebilirsiniz, Gmail ile gönderebilirsiniz, nota kaydedebilirsiniz, mesajla gönderebilirsiniz veya Dropbox'ta kaydedebilirsiniz, Google Hangouts'a kaydedebilirsiniz, fotoğraflarıma kaydedebilirsiniz, Wi-Fi direkt ile başka bir cihaza gönderebilirsiniz, Bluetooth'la başka bir cihaza gönderebilirsiniz, Android Beam ile farklı bir cihazın ekranını da yansıtabilirsiniz. Haritalarda bu dosyayı, artık haritalarda neyi yapıyorsa bilmiyorum. PDF'e dönüştürebilirsiniz. Set as profile picture. Facebook'a profil bile koyabiliyorsunuz. Skype ile gönderebiliyorsunuz. Ve Samsung cihazlarda varsa herhangi bir yazıcıda yazıcıya gönderebiliyorsunuz. Bir de Flipboard'da, artık Flipboard ne, yani onu anlayamadım yani. Orada oha, yani orada mı paylaşılır? Burada da 3 nokta var arkadaşlar. 3 nokta galeriden içe aktar seçeneği var. Bu galeriden içe aktar seçeneği şu. Herhangi bir belgeyi daha önceden kameranızda çektiniz. Bunu Cam Scanner düzeneği ile süper bir şekilde sanki tarayıcıda taratmışsınız gibi dönüştürebiliyorsunuz. PDF ayarlarını gösterebiliyorsunuz. Mesela kaç boyutta PDF çeksin? Mesela kaydı ne olsun? İşte diyelim ki PDF sayfa boyutu A4 mü olsun, A5 mi, A3 mü? Bakalım başka ne varmış? PDF sayfa konumlandırması dikey mi olsun, yatay mı olsun? Normalde ofiste çalışanların genellikle hepsi bilir. PDF parolasını ayarla. PDF karşı tarafa PDF gönderdiğiniz zaman bunun için bir parola oluşturabilirsiniz. Kimse açamaz. PDF sayfası kenarlarını, sayfanın beyaz kenarlarını ekleyebilirsiniz arkadaşlar, vesaire vesaire özellikler. Yine bu üst üste 3 noktada görebilirsiniz. Bu uygulamaya davet edebilirsiniz. Mesela karşıdaki kişi de ofiste çalışıyorsa ve hızlı bir şekilde evrak alışverişi sağlamak istiyorsanız bu uygulamayı karşıdaki kişiye de göndererek hem kendi işinizi hem şirketinizin işlerini de hızlandırabilirsiniz. Uygulama yorum yapabilirsiniz. Kendinize e-postalayabilirsiniz. Şeyi, herhangi bir belgeyi etiket ayarlayabilirsiniz. Yeniden adlandırabilirsiniz. Manuel sıralama yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani sıfırdan 1'e kadar değil ya da A'dan Z'ye kadar değil. Ne zaman çekerseniz veya isim olarak ne yaparsanız ne yapın, o manuel bir şekilde sıralama yapacaktır. Sayfa sırasına göre sıralama var veya seçme var arkadaşlar. Seçmeye tıkladığınız zaman şuraya bastınız mı üzerine basılı tutmadan da belgeyi seçebiliyorsunuz. Geri gittik. Başka neler varmış? Buradan aynı ayarlar var. Bir daha geri gittik. Burada da arkadaşlar yeni belge, gördüğünüz gibi belgeleri de isimlendirebiliyorsunuz. Şu şekilde dediğimiz zaman işte sağ üstte şey var. Sağ alt köşede üst üste nokta var. Yeniden adlandır var. Gördüğünüz gibi galeriye kaydet var. Onu da göstermiştik. Taş ve kopyala seçenekleri de mevcut arkadaşlar. Ayrıca koruma işlemi etkinleştir. Henüz erişme şifresini seçmediniz. Lütfen ayarlara gidin. Güvenlik ve yedeklemeden bir şifre oluşturup herhangi bir belgeyi de uygulama içerisinde şifreleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca buradan da bunlar da kalmıyor. Sağ üst köşede gördüğünüz gibi bulut var. Artı. Bu bulut da herhangi bir şimdi gördüğünüz gibi burada herhangi bir arkadaşınızı tavsiye ettiğiniz zaman bu uygulamayı, Cam Scanner size bulutta bir 500 MB alan veriyor. 500 MB, yani bu az bir şey değil arkadaşlar. Çünkü kaydettiğiniz belgeler en fazla 200 KB, 100 KB büyüklüğünde olduğundan dolayı binlerce belge kaydedeceksiniz. Ve her arkadaş da ekstradan 500 MB'da size bulut depolama alanı oluşacak arkadaşlar. Bu sayede yani ne kadar arkadaşın var? 500 tane arkadaşın var. 5 kere 5 15. Öyle miydi ya? 5 kere 5 25, pardon. 5 kere 5 25, 2,5 GB'lık bir alan olacak. Yani yok. Evet, 2,5 GB mı oluyor ya? Yok ya, 250 GB'lık bir alanınız olacak işte. Buradan seçeneği var. Yenik bir klasör oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bu klasörle mesela ofis işlerim diyebilirsiniz. Arşiv dosyalar diyebilirsiniz. Veya ona benzer klasör isimlendirmeleri de yapabilirsiniz arkadaşlar.
Bunu yaptıktan sonra bu üstte ızgara görünüm var. Bir de şuna göre sırala var arkadaşlar. Bir de seçenek var. Arkadaşlar birçok özelliği de mevcut içerisinde. İşte kart vizit, kimlik kartı, not, PTT veya PPT pardon. Beyaz tahta gruplandırılmış seçenekleri de var. Birçok özelliği mevcut arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenirseniz beğen, beğenmezseniz de beğenmeme tuşlarına basarak bizi destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Video ile ilgili, uygulama ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir şey varsa video altına yorum yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Video bitti dostum. Beklemenin bir anlamı yok. Ha, istiyorsan yine kanala abone olabilirsin. Ben zaten gideceğim.